Şubat 2021 tarihinde yayınlanan 10 yıllık uzay programı içerisinde bulunan maddelerden bir tanesi, Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk'ün uzaya çıkması ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmalar yapması şeklindeydi. Uzaya kimin gideceği kadar, nasıl gideceği de uzun süre merak edilmişti. 19 Eylül 2022 tarihinde Paris'te TÜBİTAK Uzay'la Axiom Space arasında yapılan bir anlaşmayla astronotumuzun nasıl gideceği sorusunun yanıtını öğrenmiş olduk. Bu karar sonrasında ise seçilecek olan kişinin eğitim sırasında başına neler geleceği, nerelerden savrulup ne kadar yüksekten düşeceği de belli olmuş oldu. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan ilk Türk vatandaşının görev öncesi ne gibi eğitimlerden geçeceğinden, uzaya çıkmadan önce ne tür hazırlıklar yapacağından bahsedeceğiz. Dünyanın uzay alanındaki en büyük toplantılarından birisi olan Uluslararası Astronotik Konferansı sırasında imzalanan anlaşmayla ilk Türk astronotun macerası da başlamış oldu. Bu sene içinde yapılan başvurular arasından kısa listeye kalan adaylar artık SpaceX ve uzay istasyonunun belirlediği görev şartlarına uygun olup olmamalarına göre elenecekler ve en uygun iki aday seçilecek ve eğitime gidecek. Peki seçilen bu adayların başına neler gelecek? Ne tür eğitimlerden geçecekler? Gelin şimdi bu konulara teker teker değinelim. Türkiye Uzay Ajansı'nın öncülüğünde TÜBİTAK uzay aracılığıyla seçilip görev yapacak olan astronot adayları, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde yaklaşık 6 ay sürecek olan bir eğitimden geçecek. Bu eğitim, uçuş eğitimi ve istasyonda yaşam eğitimi olarak iki ana bölümde gerçekleştirilecek. Eğitimin uçuş kısmı, seyahat edilecek Dragon kapsülünü ve Falcon 9 roketini üreten SpaceX'in sorumluluğunda olacak. Astronotlar burada birlikte görev yapacakları diğer ekip üyeleriyle birlikte SpaceX'in Hawthorne, Kaliforniya'daki merkezinde eğitime girecekler. Şu anda net olarak açıklanmasa da eldeki bilgilere göre astronotlarımız Axiom'un AX-3 seferiyle istasyona gidecek. Bu sefer de görev komutanı olarak görev yapacak olan eski NASA ve yeni Axiom astronotu Amerikalı Michael Lopez Algaria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Walter Villadei ve henüz adı açıklanmayan 3. bir yolcu ile birlikte Crew Dragon uzay aracı ve uzayda seyahat hakkında eğitim alacaklar. Türk astronot sefere görev uzmanı olarak katılacağı için aracın uçurulmasından sorumlu olmayacak. Yine de olası bir acil durumda Dragon'u kullanabilecek asgari eğitimi alacak. Bunun yanında uçuşta yaşanabilecek her türlü beklenmedik durumda yapılacakları öğrenmeleri için sayısız defa simülatöre girecekler. Uzay istasyonuna kenetlenmeyi deneyecek ya da bir basınç sızıntısı durumunda yapılacak acil durum prosedürlerini öğrenecekler. Hawthorne tesislerine ayrıca sefer sırasında giyecekleri uzay giysisi için kalıpları alınacak. Uçuş sırasında giyilen ve acil durumda astronotları korumakla görevli olan beyaz kıyafetler her astronotun ölçüsüne göre özel olarak dikiliyor. Eğitim sırasında hem ölçümler alınacak hem de giysinin nasıl kullanılacağı öğretilecek. Bazen günde 12 saati bulabilecek olan bu eğitimlerde yörüngede mikro yer çekiminde nasıl yemek giyileceğinden, nasıl su içileceğine ve hatta aracın içindeki tuvaletin nasıl kullanılacağına kadar uzaydaki günlük yaşama dair her türlü detay anlatılacak ve astronotumuzun uzaya çıkmadan önce bunlar alışması sağlanacak. Bu eğitimler sadece simülatörde ya da elde kitap sınıfta olmayacak. Fırlatma ve dünyaya dönüş sırasında yaşanılan yüksek G kuvvetlerine alışmaları ve bu kuvvetlere maruz kaldıklarında bilinçli kalabilmek için neler yapmaları gerektiğini öğrenmek için askeri pilotların da kullandığı yüksek G kuvvetleri üreten santrifüj testlerine girecekler. Bunun dışındaysa mikro yerçekim ortamına alışmaları için serbest düşüş ya da sıfır yerçekim uçağı olarak adlandırılan uçaklarla tecrübe uçuşları yapacaklar. Kusmuk kuyruklu yıldız olarak da adlandırılan bu uçaklarda uçağı bilen yolcular uçağın yüksek irtifadan belirli bir rotada ve hızla düşüşe geçtiği kısa süreli dönemlerde mikro yerçekim ortamına giriyorlar ve aynı yörüngedeki gibi havada süzülüyorlar. Adaylar bu kısa havada süzülüşler sırasında yerçekimsiz ortamda nasıl hareket etmeleri gerektiğini ya da nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenecek. Astronot adaylarımızın karada ve havada süren eğitimleri ilerleyen dönemde denizde de devam edecek. Ekibi uzaya götürüp getirecek olan SpaceX'in Dragon uzay aracı görev sonunda okyanusa iniş yapan bir sistem. Normalde kapsül suya indikten sonra özel bir gemi gelerek aracı sudan çıkartır ve ardından astronotlar araçtan dışarı alır. Ancak kapsülün beklenmeyen ya da acil bir durum nedeniyle kurtarma ekiplerinden uzak bir yere inmesi ihtimaline karşı astronotlar deniz şartlarında kapsülden güvenli çıkış ve kurtarma gelene kadar denizde hayatta kalma eğitimleri alacak. SpaceX'in uçuş ve dönüş için verdiği eğitimlerin ardındansa
eğitimin bir sonraki safhasına geçilecek. Uzay seferinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en az 10 gün kalınacağı için istasyonun işleyişi ve istasyonda nasıl kalınacağı hakkında eğitimler alınacak. Bunun içinse NASA'nın Texas Houston şehrinde kurulu olan Johnson Uzay Merkezi'ne gidecekler. Merkezin eğitim tesislerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bütün modellerinin birebir kopyası bulunuyor. Burada istasyonun işleyişi ve düzen hakkında alınacak temel eğitimin ardından günlük yaşam aktivitelerinin nasıl yapılacağına dair eğitimler de verilecek. Yer çekimsiz ortamda nasıl su içileceğinden, uyunacağından, yemek yeneceğinden ya da istasyondaki tuvaletlerin nasıl kullanılacağına, yer ile iletişimin nasıl sağlanacağından, istasyonda yapılacak deneylerin nasıl gerçekleştirileceğine kadar sayısız konuda eğitim ve simülasyonlar yapılacak. Bunlara ek olaraksa mikro yerçekimi ortamında yapılacak tıbbi deneyler için nasıl kan örneği alınacağı ya da yine yerçekiminin olmadığı bir yerde acil bir durumda nasıl suni solunum ve kalp masajı yapılacağı gibi tıbbi konularda da yoğun eğitimlerden geçecekler. Burada ayrıca istasyondaki çalışma programları ve yemek menüleri belirlenecek. Yapılacak deneylerin ne kadar süreceği ya da yer ile yapılacak yayınların hangi aralıklarda yapılacağı gibi konular netleştirilecek. Ayrıca astronotumuzun tüketeceği yiyeceklerin de belirlenmesi ve hazırlanması konusunda gerekli çalışmalar burada yapılacak. Günümüzde astronotlar istasyona birkaç gıda türü hariç hemen hemen her türlü yemeği götürebilmekte. Ancak bunların belirli hazırlanma ve paketlenme standartlarında olması gerekiyor. NASA merkezinde yapılacak toplantılarda istasyona götürülecek yiyecekler ve nasıl hazırlanacakları netleştirilecek. Fırlatma tarihi yaklaştığındaysa bu sefer adaylarımız fırlatma öncesi hazırlık ve fırlatma günü eğitimleri için Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gidecekler. Burada kendileri için özel olarak hazırlanmış kıyafetleri giyerek uçuş öncesi hazırlıkların provaları yapılacak. 39A numaralı SpaceX rampasına Tesla otomobilleriyle gidecek ve rampa eğitimlerini alacaklar. Bu eğitimler arasında araca SpaceX ninjaları olarak adlandırılan personelle birlikte nasıl binecekleri ya da acil bir durumda kuleyi terk etmeleri gerekirse binecekleri teleferik sistemini kullanma eğitimleri bulunuyor. Pek çok farklı şehirde en az 6 ay sürecek olan bu eğitimlerin sonundaysa asil olarak seçilen adayımız Falcon 9 roketinin tepesindeki Dragon aracına binecek ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçarak gerçek bir astronot olacak. Uzay sanılanın aksine geçmişteki gibi zengin ülkelerin gösteriş yaptığı bir yer değil. Kendimizin ve evrenin bilinmezlerinin keşfedildiği bir bilim yuvası olduğu gibi aynı zamanda büyük bir ekonomik sektör. Bu hızla gelişen ve kısa sürede havacılık piyasasından daha büyük bir alana dönüşecek olan uzay çalışmaları ve hizmetleri alanında hak ettiğimiz payı elde edebilmek için şimdiden projelere katılmak ve varlığımızı göstermek zorundayız. 2023 yılında uzaya gidecek olan ilk astronotumuz da daha sonraki astronotlarımız için bu yolu açacak kişi olacak. Kendisine şimdiden iyi yolculuklar diliyoruz. Yolu açık olsun. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.